Herkese merhaba arkadaşlar, Hacettepe Hoca kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bildiğiniz üzere YKS'ye çok az bir süre kaldı, yaklaşık bir aylık bir süremiz var. Ve biz sizin bu süre zarfında deneme çözdüğünüzü tahmin ediyoruz. Full deneme çözdüğünüzü tahmin ediyoruz. Buna yönelik bu çözdüğümüz denemeleri daha etkili nasıl bir hale getirebiliriz? Bunu göstermek istiyoruz size. Dilerseniz hemen başlayalım. Denemeler nasıl okunmalı? Şimdi öncelikle arkadaşlar birinci basamağımız şu. Denemenin sıklığını çok iyi belirlemeniz gerekiyor. Yani kendi bünyenize göre, kendi yapabilitenize göre deneme sıklığınıza karar vermeniz gerekiyor. Deneme en az günde 2 ya da 3 defa, artık sizin tercihinize kalmış, ama 2'den az olmasını biz tercih etmiyoruz. Mümkünse bir TYT, bir AYT denemesi şeklinde olmalı. Ona göre kendinizi ayarlamanızı tavsiye ediyoruz. Bakalım ikinci adımımız neymiş? Denemenin yayını. Şimdi arkadaşlar, denemenin yayınını da çok iyi tercih etmeniz gerekiyor. Şöyle ki, bir yayın, yani önemli olan sizin sınava uygun sorular çözmeniz. Yani bugün kolay sorular çözdüğünüz zaman tamam moraliniz yükselebilir, ama sınava olan katkısı çok fazla olmaz. Siz de takdir edersiniz ki. O yüzden denemenin yayınını seçerken, yani denemenizin yayınını seçerken öğretmenlerinize danışabilirsiniz, arkadaşlarınıza danışabilirsiniz. Ya da kendiniz gidip mümkünse denemelere bakabilirsiniz. Yani çok çeşitli ve çok soru tipli yayın görmenizin önemli olduğu kadar kaliteli soru tipleri de görmeniz çok önemli. Bu yönde bir araştırma yapmanızı öncelikle deneme almadan önce tavsiye ediyorum. Sonrasında çözümüm. Şimdi arkadaşlar, denemeyi çözerken bir çözüm sırası belirlemeniz çok önemli. Kendinize göre bir çözüm sırası belirlemeniz oldukça önemli. Neden önemli? Çünkü yani benim mesela, ben önce matematiği çözerdim. Sonra Türkçe'ye geçerdim. TYT için söylüyorum. Matematiği çözerdim, Türkçe'yi çözerdim. Sonrasında sosyal ve fen olarak devam ederdim. Neden böyle bir sistem geliştirdim? Çünkü kendimi tanıyorum. Ben Türkçe'de paragrafları başta okurken çok stres oluyorum ve stresten okuyamıyordum. Yani anlamada zorluk çekiyordum. Matematik benim için çok daha kolay geliyordu. Yani başta, çünkü heyecanla başlıyorsunuz denemeye ve bu denemede iyi bir skor yakalayabilmeniz için heyecanınızı yenebilmeniz oldukça önem taşıyor. Ve bunun için de benim matematikle başlamam çok daha avantajlıydı benim için. Ama sizin için bu farklı olabilir elbette. Siz Türkçe'de daha motive hissediyorsunuzdur, daha rahat, daha konforlu hissediyorsunuzdur kendinizi. Oradan başlamayı uygun görüyorsunuzdur. Ama ben şunu tavsiye etmiyorum. Sosyal fenden, yani 20 soruluk bölümlerden başlamanızı tavsiye etmiyorum. Çünkü onlar zaten çabucak bitirecek bir şey. Yani sosyal ve fen maksimum ikisi 20-25, maksimum 30 dakika sürüyor. O şekilde kendinize bir çok karışık olmayacak bir şekilde bir düzen kurmanız, yani unutmayacağınız, soru kaybetmeyeceğiniz, bu soruyu çözmüş müydüm, çözmeyecek miyim, soru çözmemiş miydim, bu konuda kararsız kalmayacağınız bir soru çözüm sırası belirlemeniz önemli bence. Gelelim. Şimdi net dökümü. Sınav sürecini bitirdik, yani sınav süreci derken deneme, bir full denememizi bitirdik. Peki bundan sonra ne yapacağız? Denemeyi arkadaşlar hemen kontrol ediyorsunuz. Yani hepimiz yapıyoruz, ben de biliyorum. Hani ben de yaptığım zamanında, hani işte yarın kontrol edeyim, çok geç olmuştu, İşte ondan sonraki gün kontrol edeyim ya da akşam kontrol ederim diyoruz ve sonra etmiyoruz. Etsek bile onun hani sıcaklığıyla daha kolay oluyor. Yani anlamanız daha kolay oluyor, yanlışlarınıza bakmanız, hatırlamanız daha kolay oluyor. Şimdi mesela akşam çözüyorsunuz denemeyi, kontrol etmiyorsunuz. Sabaha ya ben sonra neyi düşünüp böyle yapmışım diyorsunuz. Unutuyorsunuz ve faydalı olmuyor. İleriki aşamalarda da göreceğiz zaten nasıl bir yorum yapmanız gerektiğini, denemeleri nasıl okumanız gerektiğini göreceğiz. Ama öncelikle bu sayısal verileri, yani ben Türkçe'de ne kadar net yapmışım, matematikte ne kadar yanlışım var, ne kadar boşum var, bunları görebilmeniz için sıcağı sıcağına, yani aktif bir şekilde bunu kontrol etmeniz gerekiyor. Kaçmıyoruz yani arkadaşlar. Şimdi eksik konular. Şimdi netleri çıkarttık ya, aynı zamanda üşenmeyeceğiz arkadaşlar. Gerçekten bunun ne kadar önemli olduğunu anlayamazsınız. Yani ben bunu anlamanızı, sınavdan sonra anlamanızı istemem açıkçası. Bunu sınavdan önce anlayın ki bir faydası olsun. Yani sınav, bu video çekmemizin, bu videoları çekmemizin sebepleri de bu. Hani kendi tecrübelerimizden yola çıkarak sizlere bir şeyler katabilmek ve sizin önünüzdeki o taşları, o çalı çırpıyı yok etmek istiyoruz. Yani yolunuzu açmak istiyoruz. Bunda en önemli gördüğüm kısım, bazı arkadaşlarım geçen sene
Ya işte hiç üşenmiyor musun? Niye bunları konu konu çıkartıyorsun? Bir sürü vakit kaybediyorsun diyorlar. Ben arkadaşlar günde bir tane eksik deneme çözeyim. Ama bu eksik konuları çıkarmadığım zaman kendimi çok kötü hissediyorum. Bu neyi sağlıyor arkadaşlar? Daha önce biz bunu ne yapıyoruz? Şimdi yanlış yaptığınızda boş bıraktığınız soruların konularını bir defter olur, bir kağıt olur, bir not defter olur, post-it olur. Bunu yazıyorsunuz arkadaşlar. İşte ne kadar soru boş bırakmışım, ne kadar soru yanlış yapmışım, hangi konulardan yanlış yapmışım ya da neden yanlış yapmışım. Ben bunu bile yazıyordum gerçekten. Hani ha, yanlış okuma, mesela yanlış okumuşum bir soru ya da hiç okumamışım. Bunları yazıyordum. Bir eksik konum vardır mesela. Hani artık bunlar çok ince işçilik. Yani eğer derece yapmak istiyorsanız ya da gerçekten iyi bir üniversite kazanmak istiyorsanız çok ince ile sık dokumanız gerekiyor arkadaşlar ki bu dereceye giden yolda başarılı olabilin ya da iyi bir üniversite kazanabilin. İnce işçilik, yani artık çok eksik yani mesela diyelim trigonometriden bir küçük bir kısımda işte bağıntılarda ya da denklemde, trigonometrik denklemler, bir hatta onun bir de küçük bir noktası olabilir. Onda bir eksiğiniz vardır. Onu tamamlamanız için gerekir aslında bu. Çok ince işçilik gerektiren bir şey ve çok da faydalı. Bu konuları yazıyorsunuz her denemede arkadaşlar. Her denemede yazıyorsunuz ve eksik konularınızı gidermeye çalışıyorsunuz. Hem yani genel bir bakış, hani bir geriden baktığınız zaman da resme, ya işte ben bu konularda bak başlarda yanlış yapıyormuşum ama şu anda çok daha dikkatliyim ve yapmıyorum. Bu da ayrıca bir motivasyon sağlayabilir. Peki soru kısmını ne yapacağız? Yani anlamadığımız soruları nasıl soracağız? Bu çok önemli bir şey. Yani anlamadığınız bazı sorular, hani biraz önce dedim ya, yanlış okumadan kaynaklı ya da sonradan anladığınız yanlışınızı, bunları kastetmiyorum ama gerçekten bir sorunun mantığını anlayamadınız. Bunu mutlaka hocalarınıza ya da video dersi varsa ya da video çözümü varsa mutlaka çözümünü bulup bir şekilde öğrenmeniz gerekiyor. Çünkü eğer bunu yapmazsanız o denemeyi yapmanızın hiçbir faydası olmayacaktır sizin için arkadaşlar. O yüzden mutlaka soruyoruz. Evet arkadaşlar, bizim de değinmek istediğimiz konular bunlardı. Umarım denemeleriniz, yaptığınız denemeler sizlere gerçekten faydalı olur ki olmaması için hiçbir sebep yok. Motivasyonumuzu bozmuyoruz. Sınava dediğimiz gibi çok az bir zaman kaldı. Birazdan sabır diyoruz ve hepinize kolaylıklar diliyoruz.